gittiğim zaman. Biz de Fatih Sayar'la kavga ettik. Bu zamanda Kezim falan vardı. Onlar yayınlarda laf söyleyip duruyordu. Aynı turnuvada yer aldık. Sonra bir saçma sapan bir paylaşım yaptı. İşte tablet reis de burada falan yaptı. Ben tablette oynuyorum, turnuvadayız falan. Ben kalktım, boğazına yapıştım, dedim dövecektim. Yalan değil. Bizi güvenlikler ayırdı. Men ettiler falan. Öyle yani. Şimdi niye kavga ettiler? Niye, ne oldu? Birinin bir yerine gerçekten şey olması lazım, anladın mı? Kavga edilmez diye bir şey yok. Kavga herkes eder, anladın mı? Kavgadan yana sıkıntı yok. Ama bunun bir sebebi vardır. Bunu iki taraftan duymak lazım. Beni ilgilendirmiyor. Hepsine de geçmiş olsun. Ama yani dayak yiyen taraf çok kalabalıkmış. Ama nasıl hepsi dayak yedi hala merak ediyorum. Hiçbir kimsenin eli ayağı tutmadı. Onu da şaşırıyorum. Küçük çocuklar mı diye düşünürsek kesinlikle değil. Çünkü orada büyükler de var. Böyle 27-28 yaşında çocuklar da var. Bu küçük olanlar da var ama kavga edilir miydi? Edilmezdi. Önermiyorum ama bana biri gelip de benim damarıma dokunacak bir şey yaparsa ben de döverim. Ben de kavga ederim. Gerekirse dayak yerim. Ama asla mızmızlanmam. Yediysem dayağımı adamlar derim ki bizi dövdü. Ama bu olaylar bu kadar niye uzuyor? Bazen anlam veremiyorum. Öbür tarafta nasıl bir şey var onu da bilmiyorum. Ama dediğim gibi bir kavga varsa yani gerçekten bir şey vardır yani. Hiç kimse durduk yere oturup kavga etmez. Yani ben öyle düşünüyorum. Hani ki durduk yere abi ne yapıyorsun ya falan deyip de senin bilmem ne deyip dalmam yani ben kimse, anladın mı? Gerçekten büyük büyük bir problemim olması lazım. Dediğim gibi beni de ilgilendirmiyor yani bu muhabbet arkadaşlar. Yani bu arada ve benzeri raporları alıp gereksiz uluslararası işlemleri başladık desin için teşekkür ederim diye bir olay. Bu Ozan da yazmış. 26 Mart 2020 tarihinde Aşkı Savaş adlı yarışma programı final günü için Karaköy'de mekana aynı muhabbet gitmişler. Öncelikle Deli Mi lakaplı YouTuber tarafından bulunduğumuz ucuna herkesi tavla çıkarttık. Daha sonrasında Araş'ın yüz arkadaşıma konuşup herhangi bir problem olmadığını bula 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 aldı ve geri bizi masaya aldı gibi. Yani bu ortalığı o an geçiştirmektir. Bu başka bir şey değildir. Büyükseniz, bir ortamın yöneticisiyseniz ve bir ortamdaki insanlar size aitse, emanetse, benim emanetimdi bu arada bu insanlara. Ha, o gün Aras Şengüz'e benim tek teşekkür edebileceğim muhabbet çocukları benim yanıma getirmek oldu. Benim yanıma, benim, ben çünkü mekana gidiyordum. Sıkıntı çıkacaktı, harbi. Çünkü arkadaşlar, telefonlar geliyor. Arkada bağırışma. Çocuğun oradan bir tanesi ağlıyor. Arkadan bir kadının çığlık sesi. Bana bir tanesi birisinin resmini atıyor. Yüzü kan içinde. Ben nevrim döndü. Bak. Gerçekten böyle dedim ki. Nasıl yani lan? Oğlum nereye geldik amına koyayım? Nasıl böyle? Oğlum Muz Cumhuriyeti mi lan burası? Hayvan gibi kalabalık olan mekanda nasıl böyle bir artistlik yapılabiliyor lan? Ya illa bize yapılması nasıl? X birisine bile yapılmadı lan. Biz şiddetin her türlü sırkınıyoruz. Kadına olan şiddetle kınıyoruz. Yolda geçen bir adam alıyorlar tak tak onu da kınıyoruz. Bir mekana gidiyor 10 kişi tak 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 silah onu da kınıyoruz. Doktora bir saldırı oluyor. Doktora saldıranı kınıyoruz. Biz maganda olan herkesi kınıyoruz kardeşim. Anladın mı? Burada bir hak var, hukuk var. Nizam var anasını satayım. Mafyacılık oynayacaksınız. Bak harbi yanlış bir cümle kullanmak istemiyorum. Bir dahakine yaşıtlarınızı bulun. Bir dahakine yaşıtlarınızla oturup bunları konuşmaya çalışın. Anlatmaya çalışın. Ya da kafalarını şişe kırmaya çalışın. Mesela ben kırın. Yani yok. Yani neyse. Kesinlikle işte tavsiye etmiyorum. Abi teşekkür ederim. Seni video işte Aras bir süre sonra Yağmur Hoca'da bulunan Aras senin yüzün yanında sorunu çözdüğü için teşekkür etmek adına gitmiş Ozan. Abi teşekkür ederim. Seni sevdiğimizi biliyorsun dedim. Daha sonrasında Delimine lakaplı Şahsaray'a girip beni itti ve tokat attı. Ben de bunun üzerine ne yapıyorsun Aras abi bizim abimizdir dedim ki doğru öyle diyor. Ozan her zaman bunu söylüyor. Bunun üzerine bana bir tokat daha attı ve o sırada güvenlikler tarafından mekanına çıkartıldım. O sırada arkadaşım Batuhan tokat yediğimi görüp araya giriyor ve Delimine ile Çatıoğlu'na kapmış Şahıs tarafından darp ediliyor. Darp raporlarımızı aldık. Gerekli hukuksal süreçler başladı. Geniş bir video olacağız. Geçmiş olsun dediğiniz için çok çok teşekkür ederim demiş. Mesela. Yani abicim onlar kim ki tokat atıyor zaten olaylar çok
bariz absürt saçmalık da ilerliyor da. Yani ben şunu anlamalı mesela. Bu olay kapatmaya benzediğini hissettiğimi söylüyorum ben size. Böyle bir olay oluyor. Ben diyorum ki hangi hastaneye gidiyorsunuz? Yanınıza git. Yok şu hastane hangi hastane? Acı badem bir tane bula bula. Tamam hadi bir daha aranılıyor. Yanımıza getiriliyor çocuklar. Artık bir şekilde bu çocuklar yanıma gelsin ya ben oraya geleceğim çünkü. Yok ben getiriyorum denildi bana. Getirildi. Çocukların zaten suratını gördüm. Ayrı bir darmaduman. Gerçekten çok kötüler. Vahim bir durumdalar. Ciddi anlamda görmek istemezsiniz. Yani gururları incinmiş, kırılmış. Milletten orada gelen giden vurmuş kafalarında şeyler patlatılmış kendilerinin büyük büyük insanlar güç göstergesini kendi gücünüze yapın be yarraklar. Ya şeyler bu kepazeliktir be. Bu yapılan saygısızlıktır. Ya ölseydi ya o damarın şuraya gelen birazcık yanında bir damar var kardeşim ya o damara girseydi. Hadi ya siz onu ya oğlum getirdiler. Yeğisin evin altındayız. Dinliyor ki bize. Aras Şenyüz bunu bize diyor ha bu arada. Diyor ki çıkartalım yukarıya bir ellerini yüzlerini yıkasınlar. Bir oturup sakinleşelim konuşalım. Lan niye sakinleşip konuşuyoruz oğlum? Neyi neyi? Aras abi hadi dedim teşekkürler. Hadi sen bin arabana git. Ben teşekkür ediyorum bu çocukları bana getirdin en azından. Hadi Aras bak bunu söyledim. Hadi bin arabana git. Ben halledeceğim bundan sonrasını. Çünkü yani siz halledemiyorsunuz. Sizin elinizde olan bir olayı siz halledemediniz şu an. Ben halledeceğim bu dakikadan sonra olayı. Denilecek ki abi siz sadece laf falan bu da olabilir. Arkadaşlar videolar var. Ulan aklınızı sevdiklerim. Ulan aklınızı sevdiklerim. Şunu söyleyeyim size. Ulan mekanın kamera kayıtlarını silebilirsin ama insanları silemezsiniz. Susturamazsınız. Şu an ünlü olduğunuz sosyal medyadasınız. Ünlü olduğunuz, para kazandığınız sosyal medyadasınız şu an. Sosyal medyada gittiğiniz mekanda sosyal medyayı kullanan insanlar var. Tamam sevmeyenimiz çok sevenimiz de varmış demek ki. Görülen olaylar var. Kızların üzerine şişe fırlatılması. Masa bistroların fırlatılması. Masa dedim bistro yani. Bildiğin bistroya bistro fırlatılıyor yani. It's fucking bad. Olayın ben içinde değildim. De efendim. Direkt görüntüleri falan da gördük. Yani direkt öldürme teşebbüs yerde düşmüş Kerim'in üstüne masa fırlatılıyor. Aynen. Yani ya, ne olacağını düşünmeden nasıl böyle eylemlerle yapılabilir? Dümdüz şey ya bu. Canını kastetme yani. Gidip normal tekme atma falan değil ki. O Aynen an öyle. belki elinde bir bıçak olsa onu fırlatacak adam. Ya Ya. olayın ciddiyetinin farkında olunması lazım. Öyle kavga etmişler de dövüşmüşler değil ya. Adam cam kırmış botun kafasında. Ya kesse bir yerini ya bir şey olsa. Arkadaşlar bir şişe şişe kırıldı lan. Değil mi? Ne yaptı? Masadaki camı çıkartıp O, vurdular. bu arada benim dayım ondan ötürü yattı abi. Ya Şişe şah damara geliyor. şişe kırılması ne anasını satayım? Şah damarı parçalıyor. 15 gün yoğun bakımda kaldı adam. Yattı yani ne kadar para verdi, ne kadar şey yazsa. Bu büyük bir suç. Yani direkt öldürme teşebbüsü olarak geçiyor. Bana Kaçmayın. barbar biz bu olayı çok dinledik. Yani ya ben daha doğrusu anlatsana bir. Abi Anla adam anlatayım. gibi anlat. Harbiden adam gibi Adam anlat. gibi Tamam. anlatayım. Ben şimdi anlatayım olayı. Biz ilk etapta bu Delimine arkadaş bir loca kavgası oldu. Bana geldi. Beni büyük olarak gördüyse bana geldi dedi ki ismimi bilmiyor. Kardeşim dedi. Rica ederek söylüyor. Diyeceğim. Kardeşim dedi. Şuradan çıkın. Ya dedim amına koyayım. Niye? Neden çıkalım? Anlatabildim mi? Ben dedim bizimki özür istemediğimiz yerde durmayız. Biz dedik ilk başta gidiyorduk yani o kadar şey yaptık. Ondan sonra işte PUBG Mobile ekibi veren gelin dedi öyle şey iş mi olur dedi. Gelin dedi oturun. Neyse oturduk falan. Olayların hepsi bir anda gelişti yani. Ben locadayım. Locada oturuyorum. Yanımda işte arkadaşlar var yine erkek kızı falan karışık. O şahsı muhteremler de orada. Aynı locadayız yani. Bir baktım. Bir yerden bir tokat şeyi, bir yerden bir şişe uçmalar. Ben bunu görünce ben de ayaklandım falan. Ortalık karıştı zaten. Bizimkiler çıktı. Fazla üstünü geçeceğim abi. Detaylı vermeyeceğim. Bizimkiler çıktı. Yayıncı arkadaşlar ve bizim ekip çıktı. Ben kaldım 15 tane bodyguard'la.
1 vs 15 mi kardeşim? Yok, ilk başta 3 vs 1'di. Ondan sonra 15 vs 1 oldu. 3 vs 1'de öndeydik. 15 vs 1 olunca ben Doğu'nun evine ayakkabımın teki yoktu yani. Ben o derece gittim beyler. Yani şu anda o ayakkabını alır kamerayı açar gösteririm. Hala kapının önünde duruyor hala bu arada. Kapı. Vallahi kapının önünde duruyor. Allah belan versin atmadım. Hatır ben Doğu devine gidiyorum. Benim ayakkabılar ayağımda, tamam mı? Doğu devine gidiyorum ben. Doğa diyorum ki lan bir ayakkabı var dedim, birisi mi çaldı? Doğu dedim ben bu ayakkabıları çaldır, tamam. Abi dedi saçmalar barbar dedi, tek ayakkabıyla geldiniz zombi gibi evin içine. Yani, hayır, o olayı anlatayım bu arada, bir dakika. Şimdi şöyle bir şey de oldu. Kapının önünde yani barbarın geldiğini biliyorum. Bir baktım yan yürüyor, tamam mı? Bir yani beyaz çorap giymiş. Bir tanesi ayakkabısı bak.